Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde çok güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarında güzel bir örnek paylaşacağım. Yazmamın kenarına önce onu söyleyeyim. İkişer zincir çekerek tığladım ben. Şöyle yakından da göstereyim. Yazmam oldukça düzgün tığlandı kenarları. Siz de tığ battı ile ilgili problem yaşadığınızı düşünüyorsanız YouTube'un arama kısmına Oya Hanım 1098 yazarsanız benim bütün püf noktalarımı paylaştığım videoma ulaşabilirsiniz. Ben bugün iki renkli sıralı bir örnek başlayacağım bu yazmanın kenarında. Hemen renklerimin numarasını söyleyeyim. Altın Başak marka 911 numara krem rengi kullanacağım. Bir de yazmamla aynı renkte kenarını da tığladığım ipim. Altın Başak 63 numara arkadaşlar. Böyle koyu bir menekşe moru gibi. 22 numarada bir tığım var. Tığımı da göstereyim. 22 numara tığımla da oyamı yapacağım. Hemen oyamın yapılışına başlamak istiyorum. Krem rengi ipimle ilk sıraya gideceğim. Hemen ilmeğimi oluşturuyorum. Çok güzel bir oya. Benim gibi böyle size düz giden, çıtı pıtı, çok fazla kaba olmayan oyaları çok seviyorsanız beğeneceksiniz diye düşünüyorum. Hemen yazmamın şöyle yapıyorum. Bir defa doladım. İlmeğimi oluşturduktan sonra tığ battımın altına geliyorum. Yakından göstereyim arkadaşlar. Hemen başlar başlamaz ipimin katını açtım. 2-2 çıkıyorum. Yine bir defa doladım. Yine aynı tığ battının altından. Yine 2-2 çıkıyorum. Yine bir defa doladım. Bu morun tonuna aslında altın sarısı da bence çok güzel yakışıyor diye düşünüyorum ben, ama bu renk seçildi. Ben bu renk yapıyorum. Üstüne bir zincir çektim. 4 tane yan yana trabzanımı yaptım. Üstüne bir zincir çekiyorum. Yaklaşık 2 tığ battı uzunluğunda bir örümcek yaptım burada. Şöyle göstereyim. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. İlk başta çektiğim zincirimi şöyle geri döndüm. Sık iğne ile tutturuyorum. Burada minik bir yuva oldu. Üstüne bir zincir çekiyorum tekrar. Yine bir örümcek yapıyorum. Bir defa doladım. Tığ battı da 1, 2, 3 boşluk bırakıyorum. Dördüncüden giriyorum. Yine ikişer ikişer çıkarak burada 4 tane trabzan yapacağız. Bu oyanın ilk sırası giderken herkes, elinizde görenler, ne yapmaya çalışıyorsun, olmamış bu filan diyecekler. Bana öyle demişlerdi bir keresinde çünkü. Ama üzeri yapılınca kalıp gibi çok güzel oluyor. Yine örümceğimi yaptım. 4 tane trabzanımı yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Geri dönüyorum. İlk yaptığım zincirimi sık iğne ile girdim. Üstüne bir tane zincir çektim. Tekrar bir örümcek daha yapıyorum. Bir defa doladım. Tığ battı da 1, 2, 3 boşluk bırakıyorum. Dördüncünün altından girdim. 2 2 çıkıyorum. Bir doladım, 2 2. Bu şekilde 3 oldu benimki. 4 tane trabzan yaptım. Üstüne bir tane zincir çekiyorum. Bu zincir çekmezseniz daha sonrasında bu örümcek gevşiyor arkadaşlar. Dikkat edin. Tekrar üstüne örümceğimi yaptım. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Geri geliyorum. İlk zincirime sık iğne ile giriyorum. Yuva oluşuyor minnacık. Üstüne bir tane daha zincir çektim. Tekrar örümceğimi yapıyorum. Bir kez doladım. 1, 2, 3 tane boşluk bıraktım. Dördüncünün altından giriyorum. 2, 2 çıktım. Yine bunu da 4'e tamamladım. Şöyle trabzanlarımı. İlk sıramız böyle gidiyor. Yani oyanın bu halini gören, ne yapmaya çalışıyorsun, bol gelmiş, o bence marullanacak filan şeklinde yorum yapıyorlar. Ama bu çok düzgün giden bir örnek oluyor sonrasında. Bir tane daha yapayım. Sonra hemen hızlı bir şekilde arttıracağım. Örümceğimi yapıyorum. Üstüne 5 zincir. 2, 3, 4, 5 zincir. Birinci zincirime sık iğne ile tekrar dönüp giriyorum. Yuvam oluştu. Üstüne bir zincir çektim. Küçük bir örümcek daha yapıyorum. Yine bir kez doluyorum. 1, 2, 3 tane boşluk bıraktım. Dördüncüden. Bir dolayıp 2, 2 çıkarak 4 tane trabzan yapıyorum buraya. Ben şimdi bunu birazcık arttırayım arkadaşlar. Model anlaşılacak kadar 1-2 tane daha yapacağım yanına. Sonra hemen üst kısmının yapılışıyla devam edelim. Üst kısmı da çok basit. Çok da güzel olacak. Hemen geliyorum. Oyamızın ilk sırası bu şekilde. Yazmamızın kenarına bir tur böyle dolanıyoruz. Böyleyken ne olduğu pek anlaşılmıyor. Hemen düzeltelim, güzelleştirelim ikinci sıramızı yaparak. Önce ilmeğimi oluşturuyorum mor ipimle.
Çok güzel bir yazmanın renk tonu çok güzel. Şu şekilde başlıyoruz arkadaşlar. 4 tane trabzan yapmıştık yan yana. Şöyle yapayım. Yan yana 4 tane trabzan yapmıştık. İkisi sağda, ikisi solda olacak şekilde tam ortadan sık iğneyle giriyorum trabzanlarımın üstüne. Bunu girdikten sonra burada başka hiçbir şey yapmadım. Zincir falan çekmeden hemen şurada üstte kalan 2 telden giriyorum. Buraya 1, 2, 8 tane sık iğne yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şurada boşluk kaldı. Birkaç tane daha yapayım falan diye düşünmeyin. Orası zaten eğer daha fazla doldurursanız marullanacak olan kısım. Verdiğim sayılara göre yaparsanız aynı sonucu elde ediyoruz. 8 tane yaptıktan sonra yaptığım yuvanın içine bir tane sık iğne yapıyorum. Burada 1, 2 tane zincir çektim. Bir defa doluyorum. Yine aynı yuvaya geldim. 2, 2 çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Dönüyorum. Yaptığım trabzanın önünden kirpiğimi düğümlüyorum. 1, düğümlediğim sık iğnem 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım. Beşinciyi yuvadan yapıyorum tekrar. Yine 2 zincirle başladım. Bir defa doluyorum. Yuvadan tekrar giriyorum. 2, 2 çıktım. Üstüne 2, 3, 4, 5 zincirimi çekiyorum. Geri geldim. Yine 4 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4. Hemen 5. yuvada. Yine 2 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Yuvaya geldim tekrar. 2, 2 çıkıyorum. Yine 5 zincir. Geri döndüm. Buradan arkadaşlar yine 4 tane sık iğne yapmamız gerekiyor. 2, 3, 4, 5.'si yine yuvada. Buraya kadar olan kısmı yaptıktan sonra şimdi yan taraftaki örümceğime geçiyorum. Buraya da 8 tane sık iğne yapılacak. Yapalım hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dediğim gibi doldursak bunun üzerine daha 2-3 tane 4 tane daha yapılabilir ama yapmıyoruz. Yaparsanız üst üste binecek arkadaşlar. Son sık iğnemi yaptıktan sonra başka hiçbir şey yapmadan trabzanların tam ortasına bir sık iğne daha yapıyorum. Yine yan tarafa geçtim. 8 tane sık iğne ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine yuvaya geliyorum. 8'i tamamladıktan sonra sık iğne yaparak giriyorum. 2 zincir çektim. Bir kez doluyorum. 2, 2 çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Geri dönüyorum. Buraya 4 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. Yaptığım trabzanın önünden girerek. 1, 2, 3, 4. Hemen 5.'sini yine yuvadan yapıyorum. 2 tane zincir çektim üstüne. Bir defa doluyorum. 2, 2 çıktım. Yine 5 zincir. Geri döndüm. Yaptığım trabzanımın önünden 4 sık iğne daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. yuvada. Yine 2 zincir çektim. Bir defa doladım. 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Yine geri geldim. Trabzanımın önünden 4 sık iğne. Üst kısmının yapılışı da çok kolay. Alt kısmı da çok kolay. Ve bu kadar kolay yöntemlerle çok güzel muhteşem bir oya oluyor. Mutlaka benim yapmanızı tavsiye ettiğim oyalardan bir tanesi. Son sık iğnemi de yine yuvadan yaptım. Geri kalan kısmı için 8 tane daha yapıyorum. Örümceğin iki telinden girerek. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine trabzanların ortasına geliyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Şöyle iki tanesi çiçeğimin bitmiş oldu. Ben hemen diğerlerini de bitirip size göstermek istiyorum.
Ben hızlı bir şekilde diğer hazırladığım kısmı da tamamladım. Ütülendiği zaman özellikle oldukça düzgün duran bir model oluyor. Hepinize yapmanızı tavsiye ettiğim modellerden biri. Ve hanımların da sıralı oyayı çok sevdiğini biliyorum. Bir başlayıp bir ucundan başlayıp bir ucundan bitirmek çok daha işinize geliyor. Kopararak yakmayı hiç sevmeyenler var, yorumlarda görüyorum. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Böylece her gün yayınladığım videolarımı kaçırmadan takip edebilirsiniz. Aynı zamanda hem bu oyamın hem de şimdiye kadarki tüm örneklerimin yakın plan fotoğrafları Instagram'da, oyanım sayfamda var. Instagram'da yakın plan fotoğraflardan yararlanmak isterseniz de beni takip edebilirsiniz. Aynı zamanda oyanım.net internet sitem yayında. İnternet sitemde hem kendi oyalarımı hem de diğer arkadaşlarımın hoşuma giden çalışmalarını paylaşıyorum. Merak edenler internet sitemimde ziyaret edebilirler. Şimdiden yapmak isteyenlere kolay gelsin diyorum. Bence oldukça güzel bir model oldu. Herkes yapsın inşallah, güzel günlerde sağlıkla kullansın.